Türkiye'nin en karanlık adamlarından biridir Mehmet Akif Ersoy. Karanlık derken böyle mafyavari falan değil, karıştırmayalım. Hakkında en çok yalan konuşulan, kendisine en çok iftira atılan, kişilerin siyasi olarak pencerelerden bakarak en fazla hakkı yenen kişidir Mehmet Akif Ersoy. Eğitimi, duruşu, mücadelesi, imani çalışmaları, sürgün yıllarındaki edebi, Cumhuriyet dönemiyle olan mücadelesi ve ardından da tevafuklar zincirinin ard arda eklenip o dillere destan olan cenaze merasimiyle bu toprakların efsane ismidir Mehmet Akif Ersoy. Sol cenahın iftira yağmuruna tuttuğu, basitleştirmeye çalıştığı, yok saydığı, itibarını yerle bir etmeye çalıştığı. Sağ cenahınsa yani dini hassasiyetlerini hayatın vitrinine yerleştiren kesimin de işte Osmanlı'nın yıkılması için uğraşmış. Sultan Abdülhamit'e hakaretler etmiş, hatta ihanet etmiş Sultan Abdülhamit'e diye kızdığı ama İstiklal Marşı'nı yazmasının yüzüsü hürmetine bir de Çanakkale Destanı'ndaki o muhteşem İslam ve kahramanlığı yan yana getirmesinin hatrına böyle yarım ağız tuttuğu, içten içe kızdığı, yakın tarihimizin o muallak sayfalarına hapsolmuş vatan şairi Mehmet Akif Ersoy hakkında bir araştırma yaptık. Hakkında doğru düzgün konuşulmayan, hayatına, mücadelesine, arzusuna, vatan sevgisine, Kur'ani ve Muhammedi duruşuna, Abdülhamit'le münasebetine, Mısır sürgününden vatan haini muamelesi görmesine kadar. Ondan sonra daha az önce de dediğimiz gibi cenaze gününe biraz ışık tutalım. Akif'in hayatını anlatalım derken bir biyografi tadında olmayacak anlattıklarımız. O konuda internetten bilgi sahibi olabilirsiniz. Hem de detaylı bir şekilde. Akif, Arnavut bir baba ve aslen Buharalı olan Tokat'ta yetişen bir annenin evladı olarak İstanbul'da Fatih'te dünyaya geldi. Babasından Arapçayı, babasının arkadaşından da Farsçayı öğrendi. Çocukluğundan itibaren Fars edebiyatı üzerine, ki o dönem Fars edebiyatı bilmek entelektüellik seviyesiydi, Fars edebiyatı üzerine okumalar yaptı. Arapçası Kur'an-ı Kerim'e böyle harf harf mana verebilecek seviyedeydi. Bir de sular seller gibi bildiği Fransızcası var. Kendi gayretiyle öğreniyor. Hatta o dönem tamamen Fransızca eğitim verilen Galatasaray Lisesi'nden mezun bir yazar şöyle anlatıyor. Bir gün bir derginin yazıhanesine gidip oradaki yazarlara Fransız edebiyatı üzerine ders veriyordum. Fransızca bir şiir okumaya başladım. Şiirin ikinci mısrasını unuttum. Pencere kenarında oturan böyle sakallı bir adam şiire kaldığım yerden devam etti ve bir de Türkçe'ye çevirip yorumladı. İşte ben Mehmet Akif'le o gün orada tanışmıştım diyor. Mehmet Akif hem Doğu hem de Batı dünyasına hakim ender adamlardan da o zaman. Necip Fazıl Kısakürek de öyledir ama Necip Fazıl daha çok Anadolu'ya hakim. Akif hem Doğu'ya hem de Batı'ya hakimdir. Mehmet Akif ailesinin durumu ve babasının da vefatından sonra o dönem mezun olunca hemen iş bulabileceği bir okul bakar ve Baytar Mektebi'ne gider. Orayı da birincilikle bitirir. Akif kısa zaman içerisinde yazar, düşünür, fikir adamları arasında isminden bahsedilen birisi olur. Akif'in yaşadığı o dönem Osmanlı'nın hasta adam diye adlandırıldığı dönemdir. Her yanda savaş var, isyan var, işgal var, zulüm var. Akif o dönem yani algının diz boyu olduğu süreçte siyasi bir hamle yapar. İttihat ve Terakki'ye katılır. Ancak üyeliğe girerken edilen yeminde yer alan cemiyetin bütün emirlerine kayıtsız, şartsız itaat edeceğim cümlesine karşı çıkar. Sadece iyi ve doğru olanlarına şeklinde değiştirerek eder yeminini. O günler ülkenin artık bir istihbarat hapishanesi olduğu, kimsenin fikrini özgürce söyleyemediği, tek adamcılığın vatanı uçuruma götürdüğü söylentileri kol geziyordu ortalıkta. Sultan Abdülhamit de Kızıl Sultan ilan edilmişti. Bir de bunun üstüne Fransa matbaalarında basılan broşürler ki bugünkü Twitter gibi elden ele dağıtılıyordu. Akif Abdülhamit'in verdiği bu çetin mücadeleyi ya görmüyor veya göremiyordu ve Abdülhamit'e muhalefet ediyor. Hem de ne muhalefet? Kürsülerden herkesi takip ediyor ya, izliyor ya Abdülhamit. Ondan dolayı Yıldız'daki Baykuş diye bahsediyor ondan. İşte sağ cenahın yarası tam da burası. Akif niçin o dönemde Sultan Abdülhamit'e bunları yaptı? Akif niçin Sultan Abdülhamit'e bu hakaretleri yaptı veyahut da Abdülhamit'e muhalefet etti? Mehmet Akif ezanların susmaması için, hatta kendi tabiriyle Kabe'nin, Beytullah'ın yolu kapanmaması için, İslam'ın son kalesi olan Türkiye'nin düşmemesi için Abdülhamit'in gitmesi gerek. Yoksa ortada vatan kalmayacak düşüncesindeydi. Abdülhamit'e de dinen değil, fikren karşıydı. Ve Akif'in bütün mücadelesi de İslam'ın ve İslami kutsalların yaşaması ve yaşatılması uğrunaydı. Çanakkale şiirini satır satır okuyanlar Akif'in nasıl
nasıl bir imani duruş sergilediğini çok net bir şekilde görebilir. Ha, bu şiiri de 1915'te yazdı. Yani Abdülhamit'e muhalefet ettiği yıllardan 8-9 yıl sonra. Akif'in Abdülhamit'le olan süreci az önce de söylediğimiz gibi. Akif'in siyasi yönüdür ve o siyasi kararlarının da ne kadar yanlış olduğunu daha sonra o kadar net görecektir ki ama iş işten geçmiş olacak. İstiklal mücadelesinin olduğu yıllarda verdiği mücadeleyle Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra gördüğü uygulamalar çok farklıydı Akif'in. Akif Abdülhamit'in tahttan indirildikten sonra bir yandan şiirler yazıyor, Sebilur Reşat gazetesini çıkarıyor. Bir yandan da Doğu ve Batı edebiyatını takip ediyor. Bunların hepsinin yanında da Kuşçubaşı Eşref'in başında olduğu Teşkilat-ı Mahsusa adına çalışıyordu. 2 yıl boyunca Almanya'nın başkenti Berlin'de, Lübnan'da, Arabistan'da, Şam'da, Yemen'de, Azerbaycan'da görev yaptı. Bu farklı ve çeşitli coğrafyaları görmesi Akif'in dünyayı farklı yorumlamasına da yardımcı oluyordu. Akif Kurtuluş Savaşı öncesi yani o milli mücadelenin olduğu dönemde köy köy, kasaba kasaba gezerek cami kürsülerinden milleti Cihad-ı Ekber'e yani Büyük Cihad'a, Kuvayi Milliye'ye katılmaya çağırıyordu. Bu Akif'in ezanların susmaması, Kur'an'ların yine rahat rahat okunabilmesi için verdiği mücadelenin adıydı. Akif nereden bilsin içinde olduğu ekibin ezanı deforme edip Kur'an okumayı yasaklayacağını. Neyse, Akif namusumuzla, iffetimizle bu topraklarda yaşamaya devam edebilmemiz için her Müslümanın bu birliğe dahil olması lazım. Hatta halifenin ve payitahtın kurtulması için bu mücadelede yer alması lazım herkes diyordu. Ki o dönem Mustafa Kemal Paşa da Anadolu'ya çektiği bütün telgraflarda, hatta ilk meclisin açılış davetinde de İngilizler ve işgal kuvvetleri tarafından tutsak haline getirilen padişahımızı ve halifemizi kurtarmak için bu birliğe herkesi davet ediyoruz diyordu. Peki şimdi size bir soru. Bu solcular, Kuvayi Milliye'nin önemli adamlarından biri olan Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle milletvekili olmayı kabul etmiş, Kurtuluş Savaşı'nda cephe cephe gezerek askeri yüreklendiren, milleti cephelerden haberdar ederek Anadolu'yu ayağa kaldırmaya çalışan, o dönemin en iyi hatiplerinden biri, yazar, gazeteci, şair Mehmet Akif Ersoy'u neden sevmez veyahut da daha doğrusu şöyle söyleyeyim, niçin Mehmet Akif Ersoy'u görmemezlikten gelirler? Sanata, sanatçıya, yazara, edebiyatçıya bu kadar değer veren, Shakespeare'i, Tolstoy'u baş tacı diye sunan bu sol cenah niçin Akif'in varlığını inkar eder? Kafasını kuma gömer veya ölü taklidi yapar Akif'in adı geçince? Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale şehitlerine yazdığı o şiiri cepheye hiç gitmeden yazmıştır. 14 ay süren o kanlı savaşın zaferle sonuçlandığını da Arabistan'ın kızgın çöllerindeyken haberini alır. Şunu iddia ediyorum ki yeryüzünde o anı yani o savaş alanını hiç görmeden bu kadar detaylı, bu kadar ayrıntılı anlatabilecek başka bir adam yoktur herhalde. O Çanakkale şiirinde Akif, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor. Çanakkale'deki askerlerimizi, gazilerimizi, şehitlerimizi Bedir Savaşı'ndaki 300 sahabeye benzetiyor. İşte bunun için sevmiyorlar Akif'i. İmanı için, inancı için. Akif o şiirde ne Alparslan'ın Malazgirt'teki o ordusuna, ne Yavuz'un Sina çöllerini aşıp Mısır ve tüm Arap Yarımadası'nı Osmanlı toprağına katan o kahraman ordusuna, ne de çağ açıp kapayan Fatih'in o şanlı ordusuna ve askerlerine benzetiyor Mehmetçiği. Bedir Savaşı esnasında Allah Resulü kendisine hazırlanan çadırın önüne çıkıyor ve sahabelere şöyle bir bakıyor. Topu topu 300 kişi. Çoğu da savaş nedir bilmiyor. Bir tane atlı var, o da Hazreti Huzeyfe. Sancağı taşıyor. Karşı taraftaysa 900 tam teçhizatlı, atlı, develi müşrikler var. Çadıra giriyor Allah Resulü ve mübarek ellerini açıp "Ya Rab, peygamberlerine vaat ettiğin zafer müjdesini bugün istiyorum. Eğer burada kaybederse bu Müslümanlar, yeryüzünde sana secde edecek kimse kalmayacak." der. İşte Akif Çanakkale'de eğer bu millet kaybederse yeryüzünde İslam kalmayacak diye baktığı için Çanakkale'nin o yiğitlerini Bedrin aslanlarına eş tutmuştur. Akif'in bütün derdi vatan ve İslam'dı hep. Onun için o sol cenah Akif'i hiç sevemedi. Sevemeyecekti. Birinci Cihan Harbi'nin Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlanması, ağır anlaşma şartları ve yurdun işgaliyle Yunanların İzmir'e çıkması üzerine başlayan milli mücadele hareketine fiilen katılma kararı aldı Akif. Öyle bir vatanseverdi ki İstanbul'daki yüksek maaşlı görevini ve rahatlığını bırakıp topladı pılını pırtını düştü Anadolu yollarına. Gittiği her şehirde halka verdiği vaazlarla milli mücadeleyi dalga dalga büyüttü. Hele Kastamonu'daki Nasrullah Camii'nde verdiği bir vaaz var ki Anadolu'da yer yerinden oynadı. Serv anlaşmasını yırtıp atma
olmayı ve o sömürgeci batının karşısına iman ve silahla dikilmeyi hayati bir mecburiyet saydığı o ateşli vaaz. Ki o vaaz Diyarbakır'da basılarak Anadolu'nun her tarafına ve cephelere dağıtıldı. Akif milli mücadeleye katılana dek halkın aklında hep bir şüphe vardı. İttihatçıların yeni bir macerası olarak görenler vardı çoğunlukla bu Kuvayi Milli Hareketi'ni. İşte halkın sevip saydığı Müslüman bir aydın olan Akif'in bu mücadelede yer alması tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Bu sebeple Mehmet Akif'e milli mücadelenin manevi lideri sıfatı verilmişti. Hep edebi yönüyle bilinen Akif'le ilgili öyle bir şey anlatacağım ki şimdi eminim çok az kişi biliyordur bu bilgiyi. Akif, Mustafa Kemal Paşa'nın ısrarıyla Burdur mebusu olarak mecliste görev almaya başlamıştı. 1921 yılında Yunanların Ankara'ya doğru ilerleyişi yeni tedbirleri gündeme getirdi ve meclisi Ankara'dan alıp Kayseri'ye taşımak için hazırlıklar yapılmaya başlandı. İşte Akif askeri zekasını konuşturarak bunun bir dağılmaya yol açacağına dikkat çekerek Ankara'da kalınmasını ve Sakarya'da yeni bir savunma hattı kurulmasını önerdi. Akif'in bu akılcı teklifi mecliste tartışıldıktan sonra kabul edildi ve hemen uygulandı. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olarak kabul edilen o savaş Yunan'ın İzmir'de denize dökülme sürecinin de başlangıcı oldu. Milli mücadelenin en çetin günlerinin yaşandığı o dönemde bir milli marş yazılması ihtiyacı da doğdu. Gözler hemen Mehmet Akif'e çevrildi tabii. Ancak Akif para karşılığı milli marş yazmayacağını söyleyerek yanaşmadı bu işe. Açılan yarışmaya da 742 şiir gönderildi. Ama hiçbir tanesi tarihi kahramanlıklarla dolu bir milletin marşı için layık görülmedi. Akif'ten başka çare de yoktu. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey'in ricası üzerine arkadaşı Hasan Basri Bey Akif'i ulusal marş yarışmasına katılmaya ikna etti. Ön elemeyi geçen 7 şiir Mustafa Kemal'in de oturum başkanlığını yaptığı 12 Mart 1921 günü mecliste tartışmaya açıldı. Ve Mehmet Akif'in en güzel eseri, her okuyuşumuzda böyle tüylerimizi diken diken eden o mana dolu mısralarının hayat bulma vakti gelmişti artık. İyi bir hatip olan Hamdullah Supi Bey gür sesiyle Mehmet Akif'in o 10 kıtalık şiirini okuduğunda milletvekilleri arasında büyük bir coşku dalgası yayıldı. Hamdullah Supi'nin başını çektiği ekip diğer şiirlerin okunmasına bile gerek olmadığını söyleyerek oylamaya geçmeyi teklif etti. Tabii buna itiraz edenler oldu. Peki kim bu itiraz edenler biliyor musunuz? Hani biraz önce Akif'in niye sevmediklerini anlattığım o sol cenahtaki zihniyet var ya, İşte o zihniyetin 1920'lerdeki temsilcileri. Bunlara göre Akif'in şiirinin dışındaki şiirler daha fazla milli öğeler taşıyormuş. Mesela Mehmet Akif'in yazdığı şiirde sadece ümmet anlamında ırk terimi geçerken diğerlerinde Türk sözü geçiyormuş. Neyse ki milli manevi değerleri yüksek olan kişilerin ağırlıkta olduğu o birinci mecliste bu itirazlar karşılık bulmadı. Akif'in şiiri iki kez daha okunduktan sonra çoğunluğun oyuyla İstiklal Marşı olarak kabul edildi. Milli mücadelenin başarıya ulaşması ve düşmanın Anadolu toprağından sökülüp atılmasıyla Akif'in hayatının en zor yılları başladı dostlar. Milli mücadelenin başında İslamcı kesimleri davaya kazandırmak için meclise davet edildiğini anlayan Mehmet Akif böyle bir desteğe ihtiyaç kalmayınca gözden çıkarıldı. İstanbul'da arkadaşlarının Aziz Akif diye andığı şair Ankara'da Arap Akif, Mürteci Akif diye alaya alınmaya başlanmıştı. Buna daha fazla dayanamayan milli şair 1922 yılının sonunda sağlık problemlerini öne sürerek milletvekilliğinden istifa etti. Bugünlerde Akif'in yakın arkadaşı olan Trabzon mebusu Ali Şükrü Paşa devrin hükümetine yani Mustafa Kemal Paşa'nın başında olduğu hükümete şiddetli muhalefet ediyordu ve bir suikaste kurban gitti. Katledilen dönemin Trabzon mebusu Ali Şükrü Paşa. Cinayeti işleyen devrin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Topal Osman. Meclis karışıyor tabii. Milletvekilleri ayaklanıyor. Ali Şükrü Paşa'nın hesabını soruyorlar ve Topal Osman öldürülüyor. Sessiz sedasız da gömülüyor. Ama meclis durulmuyor. İnanmıyor milletvekilleri. Bunun üzerine Topal Osman mezarından çıkarılıp eski meclisin kapısına ayağından asılıyor. Böyle çetrefilli bir dönem. Ondan sonra Mehmet Akif muhalefetle hareket ediyor bahanesiyle yeni meclise alınmıyor. Ardından da saltanatı geri getirme taraftarı ayakları yapılıyor Akif'le alakalı. Hani iş başlamadan belirlenen amaçlar iş bittikten sonra
değişiyor. Akif'e hiçbir devlet dairesinde görev verilmiyor. Üniversiteye dönmesine müsaade edilmiyor. Emekli maaşı da bağlanmıyor hak kazanmasına rağmen. Gazetesi kapatılıyor. Hatta gazetesinin kağıt üstündeki temsilcisi Eşref Edip istiklal mahkemelerinde idamla yargılanıyor. Böyle günler. Akif kaldı ortada. 7 nüfus var. Bir şekilde geçindirmesi gerekiyor ailesini. Bir de bütün bunların yanında en çok canını acıtan olay ise bir vatan haini gibi peşine polis takılıp takip ettirilmesi. Yani vatan şairi Mehmet Akif, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda diyen adam İngilizlerle işbirliği yapıyor diye gözetim altında tutuluyor. Fişleniyor. Peki kim yapıyor bunu? Yıllarca hürriyet, özgürlük naraları atanlar ve bu sözlerle Abdülhamit'e baş kaldıranlar. Akif'in nasıl izlendiği, nasıl fişlendiğine dair bütün resmi belgelerin bir araya toplandığı bir tane kitap var. Gazi Osmanpaşa Belediyesi'nin basmış olduğu, kod adı İrtica 906. Bu kitap. Sayfa sayfa anlatılıyor burada o bütün süreç. Bu ülkenin itibar hırsızı o uyduruk siyasetçileri, akademisyenleri. Akif'i işte fes takıyordu. Şapka takmamak için Mısır'a gitti. Yalanını söylese de Akif uygulanan mobbing ve maruz kaldığı geçim sıkıntısı yüzünden Mısır'a gitti. Mecburi bir sürgündü yani. Akif'in bu durumunu öğrenen Mısır Hidivi Abbas Halim Paşa, Mehmet Akif'i ve ailesini Mısır'a davet ediyor. Ve 11 yıllık gurbeti başlıyor. Akif Kahire Üniversitesi'nde Türkçe dersleri veriyor bu süreçte. Mehmet Akif Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı anlayan ve Kur'an'ı hayatına köşe bucak döşeyen birisiydi. Ankara'da olduğu zamanlarda Diyanet İşleri Dairesi için Elmalılı Hamdi Yazır ile Kur'an-ı Kerim meali ve tefsiri üzerine bir anlaşma yapmıştı. Ve bu çalışma için de 6000 liralık sözleşme imzalamıştı Akif. O sözleşme de bu kitapta var. 6000 liranın 1000 lirasını da peşin almıştı. Bu çalışmaya Mısır'da devam etti Akif. Ama Türkiye'den aldığı bilgiler hiç hoş değildi. Türkiye'de harfler değiştirilmiş, Kur'an'ın ezanın Türkçeleştirilmesi ve Türkçe okunması tartışmaları ufak ufak başlamıştı. Akif yaptığı Kur'an meali çalışmasını hemen imha etti. Ve o aldığı 1000 lirayı da Diyanet makamına geri ödeyip anlaşmayı feshetti. Çünkü Akif biliyordu bu mealin nerede kullanılacağını. Evet, Akif bir Kur'an alimiydi ve ilimin, bilimin, felsefenin, fennin ne olduğunu bilen aydın bir Müslümandı. O devamlı başına taktığı fesin de 2. Mahmut döneminde Fas'tan Avrupa'ya, Avrupa'dan da bize geldiğini çok iyi biliyordu. Kravatın bir bez parçası olduğunu, bir aksesuar olduğunu da biliyordu Akif. Akif öyle dini sarığa, sakala, bıyığa, fese, cekete indirgemeyen bir bakış açısına sahipti. Onun için işte fes'ten, şapka kanunundan dolayı Mısır'a gitti ayağına hiç kimse yatmaz. Akif cehalete, cahilliğe karşıydı. Kur'an'ın ilk emri okuydu ve Akif de okuyordu. Okunması gereken ne varsa. Her şeyi okuyordu. Kitabı, doğayı ve yürekleri okuyordu. Akif için Müslüman ilmi, bilimi, fenni, felsefeyi, edebiyatı, tarihi bilmeliydi. Sanatı da bilmeliydi. Şiiri, fiziği. Bunların hepsi Allah'ın yeryüzüne bahşettiği nimetlerdi. Ve Müslümanlar da bunlara sahip olmalı veya sahip olmak için mücadele etmeli düşüncesindeydi. Akif'i Mısır'da da rahat bırakmadılar. Şimdi bir ülke düşünün. Milli marşını hiçbir ücret talep etmeden yazan, verilen ödülü de ekonomik durumu çok kötü olmasına rağmen bu millete marş parayla yazılmaz diye aldığı ödülü Hilali Ahmer'e, yani bugünkü Kızılay'a bağışlayan bir şairini, bir düşünürünü yurt dışında polis takibine aldırıyor. Mısır'dan gelen o istihbarat belgeleri de yine bu kod adı İrtica 906 kitabında var. Akif Mısır'da siroza yakalanıyor ve Ankara hükümetiyle temas kurup onların da müsaadesiyle İstanbul'a geliyor. 11 yıl kaldım Mısır'da. 11 saat daha kalsaydım boğulacaktım diyor o Mısır süreci için. Akif İstanbul'a gelip 3 ay Beyoğlu'nda Abbas Halim Paşa'nın kız kardeşi Emine Sultan'ın İstiklal'deki Mısır apartmanında kalıyor. Bu Emine Sultan'ın ismini nereden öğrendim diye merak ediyorsanız işte o okuduğum istihbarat fişleme dosyalarından. Akif'i hasta yatağında da gözetim altında tutuyorlar. Safahat eski harflerle yazılmış diye ülkeye sokulmuyor. Olanlar da toplatılıp yakılıyor. Yani Akif'e kim geliyor, kim gidiyor, nerede kalıyor, kim ona sahip çıkıyor, hepsi tek tek fişleniyor. Akif'in hastalığı ilerliyor ama Akif'ten nefret edenlerin kalbi yine yumuşamıyor. Ve her gün okudukları İstiklal Marşı'nın da hatrı yok kimsede o dönem. İstanbul'daki Mısır apartmanında vefat ediyor bir kış günü 27 Aralık'ta. Cenazesi belediye zabıtalarının elinde Beyazıt Camii'ne getiriliyor. O sıralar Beyazıt Camii'nin gasilhanesi var. İşte orada yıkama, kefenleme falan olacak. Namazı kılınıp ardından da kimsesizler mezarlığına defnedilecek Akif. Prosedür gereği yapılıyor bunlar. O zamanki hükümet yani devlet
cesedine de sahip çıkmıyor milli şairin. Çünkü imanlıdır bu şair. Çünkü Allah, Kur'an düşmüyor bu şairin dilinden. Birkaç üniversite öğrencisi tesadüfen öğreniyor o Beyazıt Camii'nin musallasındaki tabutun Mehmet Akif'e ait olduğunu. Asım'ın nesli diyordu ya Akif. İşte o Asım'ın neslini yetiştirdi, vazifelendirdi yaradan. Öğrenciler okula haber verip elden ele, kulaktan kulağa haber gönderiliyor imanlı yüreklere. Ve 2 saatin içinde on binlerce üniversiteli gencin omuzunda o çok sevdiği al bayrağı ve Kabe'nin örtüsüne sarılı tabutu. Edirne Kapı şehitliğinin tam karşısına defnediliyor Akif. Hani diyordu ya, isteme benden makber, sana avucunu açmış bekliyor peygamber dediği o ey şehit oğlu şehitlerin komşusu oluyor Akif. O dönemin utanmazlarını, vefasızlarını Ulus Gazetesi'ndeki şu satırlar tescilliyordu. Milli şairin mezarının satın alınması ve cenazesinin masrafları bir grup öğrenci tarafından ödendi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. Çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. İnşallah ebediyen de çiğnetmeyecek. Ben bu araştırmayı yaparken onlarca kaynaktan baktım Akif'e. Safahat'ı tekrar okudum. Akif'in dünyasına ait söylenenleri oturup dinledim YouTube'dan falan. Söylenmeyenleri de değişik kaynaklardan araştırdım. Ve sonuç olarak ne gördüm biliyor musunuz? 1. Akif mücahit bir Müslüman olarak doğdu, yaşadı ve vefat etti. Kur'an Müslümanıydı Akif. Peygamber sevdalısıydı. İmanından ötürü ötekileştirildi. Memleket sevdasına birilerine inandı ve ihanete uğradı. Sürgün edildi. Yok sayıldı. Ama ne izini, ne de fikrini, ne de itibarını bu topraklardan silemediler. Vatan sevdalısı bir Müslümanın cenazesinin garip kalkmasına müsaade etmeyip gençlerin omuzlarında taşıtan Allah, bugün de Akif'i bu milletin yüreğinde. Yani hak ettiği ve en çok istediği yerde, ümmetin kalbinde taşıtıyor. 2. Mehmet Akif'in hayatını dikiz aynasının altında tutan, kendilerine muhalefet etmenin bedelini türlü zorbalıklarla ödeten, onu mecburi olarak sürgüne gönderen, ne hastasına ne de tabutuna sahip çıkan zihniyet, Akif'in imani yönünün gönülden gönüle geçerek bugünün Müslüman gençlerinin yüreklerine ulaşmasına engel olamadılar. Bu coğrafyanın anaları, babaları, yaşlıları, gençleri, kızları hepsi Akif'i tanıyor, biliyor ve her şeye rağmen yürekten seviyor ve her daim de ruhuna fatihalar okuyor. 3. Akif, Sultan Abdülhamit'in o dönem verdiği mücadeleyi tam olarak anlamamış veya Abdülhamit olmasa vatan kurtulacak, rahatlayacak her şey algısına yenilmiş ve bu davranışının da ne demek olduğunu Cumhuriyet'in ilk yıllarında görmüştü. 1922'de hani bazıları diyor ya, Akif hiçbir zaman Abdülhamit'le alakalı düşüncelerini sonradan dile getirmedi diyor ya, 1922'de kaleme aldığı şu satırlarla üstü kapalı da olsa pişmanlığını dile getirmiştir. Giden semerciyi derler bulur muyuz şimdi? Ya böyle kalfa değil, basbayağı muallimdi. Nasıl da kadrini vaktiyle bilmedik. Tuhaf iş, semer değilmiş o rahmetlininki, devletmiş. Akif bu siyasi hatasının bedelini de 11 yıl sürgünde ödemiş milli ve yerli bir vatan evladıydı. Peki bizim buradan çıkaracağımız ders ne? Bazen fitne zamanlarında aynı dünya görüşünü savunan insanlar bile birbiriyle ters düşen konumlarda yer alabiliyorlar. Yaptıkları açıklamalar ve attıkları adımlarla fitne ateşini büyütüp başkalarının ekmeğine yağ sürebiliyorlar. Bunun sonucunda da hem kendileri hem de ülkemiz ağır bedellerle karşı karşıya kalabiliyor. O nedenle fitnenin kol gezdiği zamanlarda biraz sakin olup bin düşünüp bir konuşarak akli selim hareket etmek gerekiyor. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un mekanı cennet, makamı da âli olsun. Ruhuna El Fatiha. Kalın sağlıcakla.